Kimki namaz okuturup, bana şunu atanımge bağışladım, ya ötkenlerine bağışladım deyirken olsa, o şey boya ki namaz okumakken, o şey atanız kötü getirdi deyirlendi. Yani şurada şunu neyse var ki, şunu sahabını bağışladım deyse namaz ötüp getirdi, ya ki namazı karızı, o şey okuyan odan karızdan kurtarır diyor, onge sahab bu meydan. Bu halette, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Okuyan farz namazlarını, vacib namazlarını, sünnet namazlarını, savabını eğer başkalarına bağışlayan bolsa, ozi o'sha namaz onun zimmesini saqit bo'ladi, lekin savabı qolmaydi. Yani savabını kimin namına etken bolsa, o'sha adamın namına bağışlayan bo'ladi, ozi quruq qoladi. Şunun için, demek o savabsız namazga aylanib qoladi. Namaz saqit bo'ladi. Endi Muhtasar-i Şerif kitabının şerhinde yazıladı ki, eğer namazlarda terk-i farz bolsa, o şey namazın kaytadan okuş farz bo'ladi. Eğer terk-i vacib bolsa, namazın kaytadan okuş vacib bo'ladi. Terk-i sünnet bolsa, namazın kaytadan okuş sünnet bo'ladi. Terk-i müstehab bolsa, namazın kaytadan okuş müstehab bo'ladi. Şunun için, haslarının hasları bo'lgan bendeler, Nebiler, Siddiqler, Şehidler, Mukarrab bendeler namazda terk-i müstehab bolsa hem başkalarından okuşken. Çünkü onların makamına terk-i müstehab bolgan namaz doğru kemiydi. Ama siz bilen bizge okuşayış adli mumun musulmanlarga nefakat terk-i müstehab, sünnet, vacib geçe hatta ki keçirildi uğraydı. Bizim makamımız şu. Yani o tepes makamda bogarlığımız için terk-i vacib bolsa hem namazı kayıtını okumayımız. Mesela ozi terk-i vacib olsa, adatta secde-i sahun vacib oluş gerekirdi. Lekin secde-i sahunu hem unutup koyduyuz. Oku var deyiz. Secde-i sahun hem kıymetsen namazı tamamla bir var deyiz. Namazı kayıtlarıp okuyamayan mı deyseniz, adli mumun Müslümanlar için yok deydi. Kayıtı oku şart deymez. Çünkü farzları emelge aşıptı, bu oldu. Namaz seninle sakıtı buladı deyilerdi. Mena şu manada, demek namazı sahabını kim gelir bağışlayıp yuvarsa, ozi savobidan quruq qoladi, ammo namoz saqit bo'ladi. Agar maqomi yuqori darajadagi mu'min musulmon bo'lsa, qaytadan o'qishli kerak bo'ladi. Oddiy mu'min musulmonlar uchun qaytadan o'qish shart emas. Bu borada har kim o'zining maqomini o'zi belgilaydi. Men masalan bir kishiga senga o'qish vojib yoki senga vojib emas deb ayta olmayman, chunki uni qalbini men bilmayman. Qalblarni yolg'iz Alloh taolo biladi. Biz zohiriga qarab turib baho beramiz, shuning uchun shariat zohir deyiladi. Qozi mahkamada hukm chiqarganda ham zohirga qarab turib hukm chiqaradi. Qalbiga qarab hukm chiqarmaydi. Shuning uchun hukm chiqarayotgan paytda qazoan va diyonatan deyiladi. Diyonatan u jinoyatchi bo'lmasa ham qazoan jinoyatchi bo'lsa jazoga tortilaveradi. Diyonatan jinoyatchi emas-ku desa diyonatini biz bilmaymiz. Bu Allohga havola. Allohga havola. Ha? Shuning uchun biz zohirga qarab turib zahiren kılgen işi cinayet bulsa, cevabgarlıkla tartıladı. Ama kalbide başka nersiydi onu, bunu başka niyet bilen, başka maksat bilen kılgen deyse, o kalbi diyaneten ve Allah'a havale biz onu bilmeyemiz. Demek şunu okşagen, işte farz, vacib, sünnet namazlarını, sevabını özgelerine bağışlaması gerek. İlacın barıca, nafil namaz bulsa merhamet. Bağışlayıp koyuşuz mümkün, çünkü zimmeyizde o şart emasidi. İhtiyari namaz bo'lganligi uchun oddiy nafil sadaqatlarga o'xshaydi. Mesela zakatını berib turib ham savobini o'zgalarga bağışlay olmaysiz. Çünkü zakat ham zimmangizda farz bo'ladi. Yoki sadaqa-i fitr, shunga o'xshash holatlar.